Tarihi gemi yaklaşık 8 ay sürmesi planlanan restorasyonun yapılacağı Tuzla'da bir tersanedeki yerine vinçlerle havaya kaldırılarak taşındı. Restorasyonun yaklaşık 1 milyon liraya mal olması planlanıyor. Tarihe geçen İstinbot'un müze gemi olması için maddi yardımın yanı sıra kurtağızı, manika, çekme kancası, dümen, pervane gibi pek çok malzeme de gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybederek orduları dağıtılan Osmanlı İmparatorluğu'nun emriyle Adana'dan 10 Kasım 1918 tarihinde yola çıkarak İstanbul'a trenle gelen Mustafa Kemal Atatürk, 13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa Garı'na vardığında kendisini bekleyen bir istimbot ile denize açılmıştı. 55 parçalık İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan işgal donanmasının boğaza girişi nedeniyle 2 saatlik bir bekleyişin ardından hareket eden istimbotta Atatürk gemileri görerek ağlayan yaveri Cevat Abbas'a dönerek "Ağlama çocuk, geldikleri gibi giderler" sözünü söylemiştim. İşte o tarihi sözün söylendiği gemi yıllarca özel sektöre hizmet ettikten sonra hurdaya ayrılmış ve Pendik'te yarı batık bir halde bulunmuştu. Geminin bulunmasından sonra kurulan başkanlığını emekli amiral Cem Gürdeniz'in yaptığı bilim ve iş insanları akademisyenlerinin içinde bulunduğu Kartal İstimbotunu kurtarma ve yaşatma platformu geminin içindeki 30 ton suyu boşaltarak gemiyi Tuzla'da bulunan bir tersaneye getirmişti. Yaklaşık 100 ton ağırlığındaki gemi dev vinçlerle kaldırılarak tersanede restorasyonun yapılacağı yere alındı. 24 saat süren operasyon geminin zarar görmemesi için çok yavaş ve titizlikle yapıldı. Yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak restorasyon sırasında gemi önce paslardan temizlenecek, ardından makinaları ve donanımları yenilenecek. Restorasyonun başlaması sırasında konuşan Kartal İstimbotu Kurtarma ve Yaşatma Platformu üyesi iş adamı Levent Akson, gerekli finansmanın sağlanması halinde Haziran ayı sonunda geminin hazır hale geleceğini belirtti. Tekne yarı batık olarak Pendik açıklarında duruyordu. Birlikte bu operasyonu yapmaya başladığımız tarihte 13 Ağustos'tu. 13 Ağustos tarihinde tekne yarı batık vaziyette, içinde 40 ton suyla önce bu tersaneye getirildi. Bu tersanede 4 ay bekletiliyorsunuz. Bu 4. ayın sonunda bugün 3 adımlı bir operasyona başladık. Birinci adımımız teknenin yerinden kaldırılması. İkinci adım burada tersane içine alınması, havuzun içine alınması. Üçüncü adım da havuzun içinden atölyeye tamir için götürülmesi. Şu anda ikinci adımdayız. Umarım üçüncü adıma da sıkıntısız geçeriz ve bundan sonraki süreç içerisinde gerekli duyurumları yaparak, gerekli maddi yardımları sağlanacağını düşünerek bu geminin Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Kasım 1918 tarihindeki görünümüne kavuşturmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1918 tarihinde Adana'dan trene biniyor. 3 günlük bir tren seyahatinden sonra 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa'da trenden iniyor. 2 saatlik bir beklemenin sonunda hareket ediyorlar. Bu 2 saat beklemenin sebebi de 55 parçalık işgal donanmasının İstanbul Boğazı'na gelip demirlemesi. Ve bu demirleyen gemiler arasından geçerken aslında o kelimeyi tam söylemek istiyorum. Mustafa Kemal'in yanında yaveri Cevat Abbas var. Cevat Abbas'ın ağladığını görür. Gözünü çevirir. Nereye bakıyorsun der. Niye ağlıyorsun? O anda tam averofun altından geçmektedirler. Ve orada şu cümleyi sarf eder. Ağlama çocuk. Geldikleri gibi giderler.